Arkadaşlar merhaba. Şimdi bakın elimde şöyle bir motor var. Son derece yavaş dönen bir motor ve onun ucunda da bir top var. Bakın dönüyor zaten, yavaşça dönüyor. Şimdi bakın bir tarafına 3 nokta koydum sadece. Diğer tarafına ise daha fazla nokta koydum. Yani biri bizim gördüğümüz ay yüzeyini temsil edecek, diğeri ise göremediğimiz ay yüzeyini temsil edecek şekilde farklı farklı böyle noktalara koyduk. Daha anlaşılır olsun diye. Şimdi ayın neden hep aynı tarafını görüyoruz sorusuna daha iyi cevap verebilmek için önce şunu deneyelim. Ne olsaydı da ne olsaydı biz ayın her tarafını dünyadan görebilirdik. Nasıl bir değişiklik olmalıydı ayın her tarafını görebilmemiz için? Hemen başlayalım. Mesela ay sadece kendi etrafında dönseydi, dünya etrafında dönmeseydi, o zaman ayın her iki tarafını görürdük. Mesela sadece böyle olsaydı, ay dönseydi kendi etrafında ama dünyanın etrafında hiç dönmüyor. Bakın şu an çok çok nokta olan kısmı görüyoruz. Bir süre sonra ne olacak? Sadece 3 noktalı kısım dünya tarafına gelecek. Bu sefer orayı görmüş olacağız. Bu birinci durum. Bir diğer durum ise ay dünyanın etrafında çok hızlı dönseydi. Yani çok hızlıdan kastımız nedir? Kendi etrafında döndüğünden daha hızlı dönseydi dünyanın etrafında. O zaman yine ayın her tarafını görebilirdik. Mesela şu an dünyadan bakanlar ayın 3 noktalık kısmını görüyor. Şimdi hızlı bir şekilde döndürelim. Bakalım ne olacak? Bir süre sonra çok noktalı kısmı görecekler mi? Bakın. Kendi etrafında döndüğünden daha hızlı döndürüyorum. Evet bakın. Bir süre sonra ne oluyor? Çok noktalı kısım dünya tarafından görülmeye başlanıyor. Yani her iki tarafta görülüyor. Ha, demek ki bu iki durumda değil. Çünkü bu iki durumda da biz ayın her tarafını görebiliyoruz. Demek ki farklı bir yol denemeliyiz. Şimdi şöyle deneyelim. Ayın kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünya etrafındaki dönüş süresini eşitlemeye çalışalım. Şimdi dikkatlice izleyelim lütfen. Şimdi bakın dünyadan bakanlar nereye görecek? 3 noktayı görecek değil mi dünyadan bakanlar? Arka taraftaki çok noktayı göremeyecekler. Devam edelim. Evet dünyadakiler hala arka noktayı, arkadaki çok noktalı kısmı göremiyorlar. Biz görüyoruz uzaydan baktığımız için. Ama dünyadan bakanlar hala 3 noktayı görüyor. Ne sayesinde bakın? Ayın kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünya etrafındaki dönüş süresini birbirine çok yakın tutuyorum. Hatta eşit yapmaya çalışıyorum. Ne kadar eşit yapmaya çalışırsak bu istediğimiz durumu o kadar iyi sağlamış oluruz. Bakın ayın etrafının kendi etrafındaki dönüş hızıyla dünya etrafındaki dönüş hızını birbirine eşitlemeye çalıştıkça dünyadan bakanlar sadece ve sadece 3 noktayı görüyorlar. Arkadaki işte bu çok noktayı hiç göremiyorlar. Çünkü bu hep böyle arka dünyanın görülmeyecek tarafında, yani dünyadan bakımda görülmeyecek arka tarafta kalacak bu şekilde. İşte biz bu yüzden dünyadan baktığımız zaman ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Şimdi bir de biraz daha orijinalleştirelim. Yani dünyamız da dönsün. Hatta dünyamız aya göre daha hızlı dönüyor değil mi kendi etrafında? Dolayısıyla bunu da görmüş olacaktır öğrenci. Çünkü öğrenci şöyle bir şey diyor. Mesela şu an dünyadan bakan kişi ayın neresini görüyor? 3 noktalı kısmını görüyor. Peki neredeki? Sadece Amerika'daki mi? Sadece Asya'daki mi? Hayır. Dünyanın her tarafındaki insanlar aya baktığı zaman ayın hep aynı yüzünü, yani 3 noktalı kısmını görüyor. Çünkü bunu göstermek önemli. Neden? Çünkü bazı öğrenciler diyor ki hocam işte Amerika'ya gitsek, işte oraya gitsek yine aynı yüzünü mü görürüz? Arkasını göremez miyiz filan gibi sorular oluyor. Bu şekilde bunu da öğrenci görmüş olur. Bakın hep dünya tarafında hep ne var? 3 noktalı kısım var. Nereye gidersek gidelim hep biz 3 noktayı göreceğiz. Evet.
Bir de arkadaşlar son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ayın dünya etrafındaki dönüşünü gösterirken düzlemleri de dönüş düzlemlerini de değiştirelim. Mesela bir böyle döndürelim. Bir böyle döndürelim. Yani bu sayede hani niye her ay tutulması ya da her güneş tutulması sürekli olmuyor? Bunu da görmüş olur. Ben burada konu dağılmasın diye ona pek dikkat etmedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.